Anam Sütlaç dibine tuttu. Al. Eyvah, kazan dibi mi oldu? Hayır, olmadı, bir dakika. Ben de çözümler tükenmez. Ne gibi bir çözüm öneriniz var acaba? Ben tencere değiştireceğim. İlahi, ben de farklı bir şey yapacaksınız zannetmiştim. Ne yapacak Sütlaç'ın işini? Elini yerine mi Sütlaç mı yapayım? Pirinci geçmeden yakaladım. O kadar çok pirinç koymuşsunuz ki Sütlaç değil pilav sanki. Ama nişastasız ya. Abi bir güven bana ya. Bir güven sen de ya. Bu adamın güven problemi var. Kırın Sütlaç, pirincin ne kadar çok olduğu önemli. Yoğun olmaması gerekiyor. Vanilya kokusunun gelmesi gerekiyor. Ve üstünün çok güzel kızarması gerekiyor. Pirinci haşlıyor. Sütle birleştirip fırına veriyorsun. Hiçbir zorluğu yok. Fırında sütlaç davet sofrasına uygun değildir. Ne oldu? Var. Yanlış çatladı. Hani çatlayacaklardı? Çatlamaz. Bak çatlamadı. Rica etsem düdüklüyü söndürebilir misiniz? Düdüklüyü söndürün. Püreye ne koyacağız abla? Püreye? He, püre var. He. Süt. Süt. Tereyağı nerede? Püreyenin. Püreyemileri kalaylı. Sürem gidiyor. Şimdi bunun içine tereyağı koyacağım mı abla? Önce koyacağım. Sütü koyacaksın. Önce ezelim ama. Tereyağlar senin tereyağların galiba. Şu en alttaki benim kendi yaptığım tereyağı ama bu benim ya tereyağım değil. Çünkü benim tereyağımda sıkıntı çıkacaktı. Dur o zaman, seninkini koymuyorum. Evet evet, kokuyor diyeceklerdi. Seninkini nereye sıkıntı çıkacak? Kokuyor diyecekler. Pastörize değil ya. O zaman sütü çok koymamıza gerek yok aslında. Aldığı kadar süt koyacağım. Kaderi zaten çok yumuşadı var ya. Sütü de koyarsak ılık ılık olacak. Ne durumda pirinçleriniz? Vallahi olmuş pirincim. İstediğin kıvama geldiyse ne hala? Gelmiş. Şeker mi kattınız tatlıya? Şeker mi katıyorum artık? Şimdi vanilya mı katacağım? Şekersiz. Fırını sürekli açıp kapatmayın. Zaten elektrik krizimiz var. Ceylan gidiyor abla, fazla yazıyor. Bak tasarrufluyum, gördün mü? Bak iyisin, programdaki hiçbir elektrik senin faturaya yansımayacak. Gerçekten mi? Ya? Yok ya, bir şey olmaz. Aaa! Ar gelir Osman'a gar gelir, Safiye'ne kar yola dar gelir. Oh! Gördün mü? Susun, telefon çalıyor. Alo? Mazotu bitmiş jeneratörü. Ben sana dedim, adamın yanına indin. Ayrıca kızdırdık, kapattı kontağı. Ben sana mazotu doldur da gel demedim mi? Gözün kör olmasın. Bizim arabalardan çeksinler. Jeneratör de kesin. Ya Rabbi, yağmurlu günde su bulamıyoruz. Büşra'yı gönderin. Koşu bandına binsin, o koştukça elektrik çıksın. Ne izliyorsun Kadir Bey, ben bunu izliyorum. Abla, patates ezeciyi arıyorum ben. Şunun gibi mi? Yok, bunun gibi bir patates ezeciyi görürsen... Blender getirdim ben. Kadir, ben jeneratöre bakmaya gidiyorum aşağıya. İki sefer bak. Sen gitme, ben gideyim bu sefer. Dur ben bir gideyim de gelin, çünkü beyefendi az önce yolda elektriği kesti. Geliyorum. Benim için doğurmuş canım, hamurunu benim için yormuş denenem. Şükür geldi çünkü ben indim, konuştum beyefendiyle. İki gözleme sözüm var, sus ses etme. Bir de sütlaç verdik mi tamamdır bu iş. Şimdi saç böreğine geçtik. Saç böreği değil mi? Doğru söyledim. Evet. Üç peynirli saç böreği. Hamurlarımızı küçük küçük beze haline getiriyoruz. Abi gözleme daha pişmedi ya. Kurbanın olayım, vereceğiz dedik. İşi düzgün yapsam vallahi dişimi kıracağım Kadir. Ne diyeyim şimdi yani? Çankaya el mi dökeyim buraya? Dur dur, ben gidiyorum bakmaya. Git hadi git. Durun da git. Ah bak. Ay yok, bundan atıyor ya, bundan. Biz bunu kullanmıyoruz. Ne? Ocaktan atıyor. Abla evet, ocak tüpleri fazlası. Kullanalım, tüpleri. Tüpleri. Tüpü yakayım, ben ısıtayım. Tamam, kapattık ocağı. Allah. Yok, bir dakika. Atıyor gene o biraz. Bir dakika. Allah kahretmesin, bugün başımızda gelmeyen kalmadı. Tavaları hemen küçük tüpe geçirelim. Tamam. Haydi. Elektrik krizinin ortasında meydana çıkmaya heveslenen 3 peynirli saç böreği için malzemelerimiz 150 gram süzme peynir, 100 gram ezine peyniri, 100 gram ev yapımı tulum peyniri, 200 gram tereyağı, 3 su bardağı un, aldığı kadar su ve bir tatlı kaşığı tuz. Son 40 dakika. Tamam. Elektrik bizim başımıza bela oldu. Aslında elektrik gitti dış ses. Bana bir 10 dakika ekstra vermeniz lazım. Keşke sizin elektrik şubeniz de bize bir 10 dakika erken geleceğini söylesin. Benim moralim bozuldu. Şimdi ocağı kapattık, fırın yanıyor. Moral bozacak bir şey yok. Çorbamızın terbiyesi kaldı, salatamızın soframız kaldı. Evet. Kaç tane gözleme yapacağız? 6 tane yapacağız. Evet. Siz dakika hesabı yaparsanız ben de sizden jeneratör parasını talep etmek zorunda kalırım Derya Hanım. Yöneticiyim. Bak ben sana diyorum, sus borçlu çıkacaksın diye. Sütlaçın üzeri yanmıyor sanki Kadir. Yok yok, daha o da onlara var. Bu fırının üst tarafını açtı mı Kadir Bey, aniden kızaracak, o yanacak. Allah korusun. Vallahi işte fırın sende, bütün adaptasyon sende şu anda. Evet.
Aha, peynirler başladı akmaya. O bence yanmasın Kadir Beyciğim. 3 peynirli sac böreği elde açma yapacak, sacda pişirecek. Eğer ki bunu becerebilirse, yapabilirse gayet güzel. Çok aşırı uğraştırıcı bir şey değil. Biz bunu kahvaltılarda yapar, yeriz. Ara sıcak için uygun bulmadım. Sen şimdi bundan sonra çorbanın terbiyesine mi geçeceksin? Evet, salata yapılacak. O düdüklüğü de hiç açmadık ama. Onu keşke hiç açmasan Kadir. Pişmediğini anlaması lazım. Derya abla şuradan sana bir iki tane işkembe çıkartsın. Tamam, ben hemen bakayım. Getirmesene masaya şunu. Ben onu... Ne yapayım, kiremitlerin üstüne mi kadın tadına bakacaksın? 10 dakikası var bunun. 10 dakikası var. Kadın ağzıyla hemen dakikayı anladı. Aha da tüp yok. O zaman hemen bir tanesini alıyorum. Anam bu kabarıyor, yanacak. Bu arada Derya Hanım'ın inadı da meşhurmuş Kadir. Eşini sırf inat uğruna boşamış biliyor musun? Sahiye nasıl oldu bu olay? Telefonda tartıştık. Beni sinirlendirecek bir kelime kullandı. Seni dedim boşamazsam dedim insan değilim ben dedim. Sen şaka yapıyorsun. Evet, eşimi boşadım hem de doğum günümde. Eşini boşadın hem de doğum gününde. Evet, eşyalarını da ona ödemeli şantiyeye gönderdim Niğde'ye. Geldi 25 Mayıs doğum günümde. Boşandık, gittik, güzelce bir kahvaltı yaptık. Sonra tabii iki gün sonra tek taş pırlantalar, bilezikler geldi. Sen anında o gün gittin mahkemeye başvurdun. Tabii anlaşmalı. 25 Mayıs'ta geliyorsun seni boşuyorum dedim. Madem öyle dedim. Eşim benim karşı çıkmadı mı? Yok hayır saçmalama. Tamam boşayacağım dedi o da. O da inat etti. Ya ben yapmayacağım zannetti. İnat ettim almadım. 300 günü doldurdu. 301. gün şey kıydık. Yıldırım nikah tekrar. Tövbe yarabbi inat uğruna. Tabii tabii beni çok sinirlendi. Ya, peki mi? Seni şu ara demedi mi bu adam nikahta boşa çıktı? Ya aklını çelseler. Ya Kadir ne diyorsun sen? Adam peşimizden ayrılmıyor ki. Sakinlikle dinlediğimize bakmayın. Böyle her an herkesin yapabileceği bir şey değil bu. O yüzden benim deli tutama işte eşim ondan korkuyor. Tersim çok kötüdür. Derbi abla hemen terbiyeye geçmen lazım. Tam salata. Salata. Gözleme yanacak ama. Ben bakarım ona. Bakabilecek mi? Tamam. Evet. Sadece 35 dakikanız kaldı Kadir. Benden söylemesi. Tamam 35. O sofra var daha. Fırını... Mevsim salatasında biber var mı abla? Doğrayayım mı? Var. Bir tane var. Salatasının sosu çok önemli. Nar ekşisi, limon. Gerçekten önümüze koyduğu zaman salatada bunlar varsa puanımı ona göre vereceğim. İçerisinde mor lahana, göbek marul, turp, havuç ve soğan ve sosunun çok güzel olması lazım. Mevsime uygun olması lazım. Peynirleri akıp gitti böreğin içinden. Evet o kötü oldu. Pes edeceğim ya. Aa! Hiç yakıştıramadım size bu lafı. Senin gibi inat biri hiç. Yani Derya abla başkası desin de inanayım. Senin gibi inat biri. Süre çok çabuk gitti. Herkesin öyle. Bakayım herkesin öyle. Sinirlendim ya. Derya abla istediği gibi olmadı. O şu anda ona taktı kafayı. İnşallah tadı düzgündür. Bak senin adının geçen yemek çorban. Şu çorbayı daha iyiyle çıkar. Derya usulünü merak ediyorlar. Hadi topla kendini. O akşamına kadar ben bunun terbiyesini hazırlayayım. Tamam tamam tamam. Elinizi bozmak istemiyorum ama peynirler durmadan akıyor Derya Hanım. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok abla. O peyniri ben kendi ellerimle yaptım. Bunun lezzetine puan vermeleri lazım. Sen de öyle söyle. Hamarat kadının da peyniri kendin evet, yaptın. Evet salçamı kendin yaptın yani. Kadın peynir da... değil bu de. Kadın ağlıyor peynir için vallahi billahi. Ya kurban olurum sen şu peynir için mi ağlıyorsun? Acıdı ya. Tamam olabilir insanlık hali. 50 kat baklava açıyorlar da hamur getiriyorlar pişmiyor. Şu çorbana özenelim. Bak adını koydum bu çorbaya. Evet. Seni temsil edecek masada. Tamam. He? Açalım mı şeyin işkembenin ağzını? Kullanacak mıyız hemen? Onu suya tutmam lazım Kadir Bey şimdi. Üzecek mi suyunu? Ben onu ölçekte göreceğim şimdi kendine. Yani suyunu kullanmayacağız mı? Suyunu hep tamamen kullanmayacağım Kadir Bey. Ben bunu sarımsağını ortaya sos olarak koyacağım. İçine kattım. Son 24 dakika. Evet bu işkembe çorbasının Derya usulü olma sebebi biz normalde biliyorsunuz ki yumurta yumurta böyle beyaz un, beyaz bir işkembe çorbası yapıyoruz. Ama burada biz salçasını, baharatını az da ununu koyduk, kavurduk. Derya usulü olmasının sebebi bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.